Tuğba Akçiteci çoktan yerini aldı ve gecemede bizi bekliyor. Kendisine iyi akşamlar diyelim ve günün hikayesi için sözü bırakalım. Emtiası, doları, borsası durum nedir diye. Aslanım iyi akşamlar. Günlerden ABD Merkez Bankası Fed'in toplantı tutanakları günü. Banka Temmuz ayına ilişkin yaptığı toplantının detaylarını belirtecek. Bu detaylarda biz üyeler arasındaki aykırı sesleri duyacağız. Çünkü hatırlayacağımız üzere pazartesiden itibaren çeşitli FED üyelerinde özellikle ABD Merkez Bankası'nın para politikası yani faiz arttırım sürecine ilişkin çeşitli açıklamalar gelmişti. Bunun biz bir başka bir benzerini daha öncesinde FED'in faiz arttırım sürecinde önümüze sürekli yeni eşikler koymasıyla yaşamıştık. Daha önce Evans kuralı, daha sonra işsizlik oranı, iş gücüne katılım oranı, saatlik kazançlar vesaire vesaire derken FED'in yeni eşiği olarak da enflasyon hedefini yükseltmesi olabilir. Peki enflasyon hedefi yükseltilse ne olacak? FED'in verileri izlemeye ve faiz artırım sürecini biraz daha zamana yayması beklenebilir. Dolayısıyla akşamki tutanaklarda belli bir miktar şahin ifade, yani şahin ifadeyle neyi kastediyoruz? Faiz artırımına ilişkin sinyaller belirtilebilir. Kısa dönemli olarak dolar endeksinde bir yukarı yönlü türbülansa neden olurken genel algının yani FED'in faiz artırım sürecinin kademeli, temkinli ve veri odaklı olacak algısını değiştirmemesini bekliyoruz. Keza vadeli kontratlardaki fiyatlamalara baktığımız zaman da 2016 yılında bir adet faiz artırımı olma ihtimali %74.2 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla hala Fed'in faiz artırım sürecinde 2016 yılı tamamen masadan kalktığı şeklinde konuşmamız yanlış olabilir. Avrupa tarafına baktığımız zaman da evet son haftalarda yukarı yönlü hareketler devam ediyordu. Fakat dolar endeksindeki hareketin gerilemesi ve akşamki FED tutanakları dikkate alındığı zaman da endekslerde teknik olarak bir düzeltme hareketi görüyoruz. Yurt içi fiyatlara baktığımız zaman da yurt içinde Avrupa endekslerinden pozitif yönde ayrışıyoruz. Burada farklı olarak 19 Ağustos Cuma günü Fitch'in ülke notuna ilişkin açıklamalarındaki pozitif rahatlamayı belirtebiliriz. Biz de GCM Forex Araştırma Departmanı olarak Fitch'in ülke notuna ilişkin herhangi bir aksiyon almamasını pas geçip süreci beklemeyi tercih etmesi bekleyebilir diye düşünüyoruz. Buradan varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 Endeksi için 200 haftalık basit hareketli ortalama 77.600 seviyesi üzerinde kaldığımız zaman da pozitif fiyatlama. Dolar Türk Lirası'nda 2.94.45 seviyesi altında değerlenme hareketi. Euro dolar paritesinde 1.12.25 seviyesi üzerinde iyimser fiyatlama. Ve değerli metal altın fiyatında akşam FED tutanaklarında olası şahin veya da güvercin senaryoda neleri bekleyebiliriz? Burada da 1332 seviyesini kontrol, referans noktası aldığımız zaman da FED'den faiz artırımına ilişkin güvercin bir tonlama yani piyasa dostu tonlama gelirse 1366-1375 seviyeleri eğer şahin bir tonlama yani faiz artırımına ilişkin sesler daha yüksek tonlamayla vurgulanırsa aşağı yönlü harekette 1313 ve 1305 seviyeleri test edilebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Akçiteci'yi uğurluyoruz. GCM'ye selamlar. Sevgiler.